Amerika'dan sonra dizi ihracatında ikinci sırada yer alan Türkiye, Türk tarihine ışık tutan ve sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisini 85 ülkeye ihraç etti. Özellikle Pakistan'da izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un 220 milyon nüfusa sahip Pakistan'daki YouTube kanalının abone sayısı 8 milyonu bulurken, yine dizinin ilk bölümü 70 milyondan fazla, toplamda izlenme oranı ise şu an itibariyle 1 milyar 100 milyonu geçmiş durumda. Amerika ve İngiltere'den tutun, Uganda, Tanzanya'ya kadar dünyada 85 ülkede yayınlanan Diriliş Ertuğrul, sinema ve dizi sektörünün insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisini ortaya koyacak gelişmelere de sahne oluyor. İşte Diriliş Ertuğrul dizisini keşfeden Amerikalı bir gencin diziye nasıl kendini kaptırıp heyecanla takip ettiğini anlatırken güldüren ve düşündüren notları. Yakınlarda küreselleşmenin iyi bir yönünü keşfettim. Eskiden başka ülkelerden televizyon programları izleyemediğim için şikayet ederdim. Netflix üyeliğimi de bir alt opsiyona düşürmüştüm. Bu sebeple yalnızca yayın akışı menüsünden seçim yapabiliyordum. Yıllarca yayın akışında kaybolup giden biri olmama rağmen artık yalnızca yayın akışıyla kısıtlanmam panik yarattı. Ben de tüm online tekliflere bakıp şu ana kadar gözümden kaçan bir şey olup olmadığına bakmaya karar verdim. Peki ne buldum dersiniz? Diriliş Ertuğrul'u buldum. Diriliş Ertuğrul, Türkiye'nin TRT1 kanalında 2014'ten beri yayınlanan bir dizi. Netflix'teki versiyonu da İngilizce altyazılı. Dizinin hükümet desteği aldığını düşünüyorum ama bilmiyorum. Kredileri okuyamıyorum çünkü. Hem Türkçeler hem de harflerin üzerinde milyon tane noktalama var. Ve nasıl telaffuz edeceğimi bile bilmiyorum. Diriliş Ertuğrul'u izlerken ne öğrendim dersiniz? Sık sık tarihsel kurgu izlemeye çalışırım. Normalde ilk bölümün sonuna bile gelmeden bırakırım. Çünkü tarih çok kötü, resmen kafayı yedirtir. Diriliş Ertuğrul'u ilk izlemeye başladığımda bu problemle karşılaşmadım. Nedenini açıklayabilirim. İkinci sezon şöyle tarif ediliyor: Rum Selçuklu Sultanlığı Anadolu'ya hükmediyordu ve hükümdar Sultan Alaaddin Keykubat en parlak çağını yaşıyordu. Kötü Türk tarihi beni hiç rahatsız etmedi. Çünkü hiç Türk tarihi bilgim yok. Tanıma baktığımda Anadolu'dan kasıtlarının ne olduğunu biliyorum. En parlak çağı lafı da gayet mantıklı geliyor. Ama gerisine Fransızım. Osmanlı Devleti'nin en parlak çağını sorsalar büyük ihtimal suratlarına bön bön bakardım. Tüm o zamanlar Türkiye için parlak değil miydi? Belki de değildi. Cehaletim için özür dilerim. Dizi Osmanlı Devleti zamanından önce geçiyor. Mitolojik göçebe tarihiyle dolu bir dönemde. İnternette bile Ertuğrul hakkında pek fazla bilgi bulamıyorsunuz. Haliyle diziyi izlerken Türk tarihinin belli kısımlarını internette araştırmaya başladım. Wikipedia'da Türk tarihine dair makaleleri okumak, Kuzey Amerika dil gruplarını ya da Hindu mitolojisini araştırmak gibi bir şey. Çabalarınız nafile. Bilgi miktarı o kadar uçsuz bucaksız ki yıllarca bu konuda öğrenim görseniz de bilgi dağarcığınız kısmi olur. Selçukluların kim olduğunu öğrenerek büyümediyseniz anlamanız pek de mümkün değil. 10. bölüme kadar olan bölümleri bir oturuşta izledim. Dizi gayet eğlenceliydi. Bir sürü at, harika manzaralar ve muazzam kostümler vardı. Sergilenen geleneklerin çoğu alışılmadık. Mesela dizideki erkekler kaftanlarının cebinde tahta kaşık taşıyor ve ev sahibi lütfen yiyin dediğinde hepsi birden tahta kaşıklarını çıkarıp yemeye başlıyorlar. On dördüncü bölüme geldiğimde düşünmeden edemedim. Bunu nasıl bağlayacaklar? Kötü adamlar gerçekten kötü. En az 3-4 tane konu çizgisi var. Olaylar da yavaş ilerliyor. Yani bu dizinin sonuca varması için 17. bölüme kadar filan kötü adamların biraz dayak yemesi gerekmiyor mu? Netflix'in bilgi sekmesini açıp Diriliş Ertuğrul'un 76 bölümü olduğunu gördüğümde yaşadığım dehşeti hayal edin.
Daha Kardinal Thomas'ı çok görecektim anlaşılan. Müslümanların tarafını tutmak o kadar kolay ki. Dizi izlerken dominant kültürün parçası olmayan herhangi bir insan gibi ben de büyük bir ikilemde kaldım. İyi adamların hepsi Müslüman ve kötü adamların hepsi Roma Hristiyanları. Problem kimin tarafını tutacağımı belirlemekti. Şüphesiz Romalı kardinal ve tapınak şövalyeleri benim adamlarım. Yani konu Konstantinopolis ve Kudüs'ün kontrolü olunca domuz yiyicilerin tarafındaydım. Ama Ertuğrul'u izlerken aklıma anında şu düşünce geldi. Yok öyle iş. Daha 3. bölüme gelmeden o katillerin tarafını tutmayı bıraktım. Spoiler vermek istemiyorum ama 68. bölüme geldiğimde eğer bu Avrupalı pisliğin kafasını kesmezlerse izlemeyi bırakacağım dedim. Tahmin edin ne oldu? Adamın kafasını sonunda aldılar. Kalabalıktan biri bağırdı. Yüce adalet. Resmen Allah büyük diye bağırma noktasına geldim. Ama tabii bağırmadım. Çünkü saat 23.30'du ve yatağımda yatıyordum. İlk sezonu izlerken sadık bir Müslüman olmak istesem altından kalkabileceğimi keşfettim. Dizide kurulan cümlelerin %30'unu Allah'ın izniyle, inşallah, Allah'a şükürler olsun gibi sözler oluşturuyor. Tanrı'ya zar zor inanan ben her gün böyle konuşmaya başladım. Mesela bu sabah aynen şunu dedim. Allah'a şükür bir demlemelik daha kahve kalmış. Gördüğünüz fotoğrafta Ertuğrul birkaç tapınak şövalyesinin haddini bildiriyor. Bu tarz fotoğraflar bulmak hiç de zor değil. Çünkü her bölümde aynısını yapıyor. 13. yüzyılda Avrupa'da bir yer varmış ve sırf Ertuğrul dövsün diye seri tapınak şövalyesi üretiyormuş gibi. Diğer Netflix dizileri gibi kan gövdeyi götürmüyor. Şiddet her türlü şiddet ama kan gözükmüyor. Genelde Hristiyanlar kılıçlarını kaldırıyorlar, daha saldıramadan yere seriliyorlar. Yani zincir zırh görünüşe bakılırsa pek de işlevli değilmiş. Yani ağır metal bir kask ile keçe kep arasında kalırsanız keçe kep tercih edin. Dizide hiç çıplaklık ya da cinsellik yok. Ki bu gayet normal. 50 yaşına geldiğinizde ve testosteron oranınız dipleri gördüğünde Westworld, Game of Thrones gibi dizilerdeki çıplaklık tahmin edebileceğinizden daha çok sıkıntı yaratıyor. Dikkat dağıtıyor. Ertuğrul'da böyle şeyler hakkında endişelenmiyorsunuz. Gördüğünüz tek öpücük ellerden. Kadınların nesneleştirilmediğini iddia etmiyorum. Yalnızca kıyafetleri hala üzerlerindeyken nesneleştiriliyorlar. İlk sezonun 76 bölümünü de izledim. Her biri yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu da 50 saatlik seyir demek. O 50 saatte 1-2 kelime Türkçe kapmışımdır diye düşünüyorsunuz ama daha bir diğerinin ismini nasıl telaffuz ediyor anlamıyorum bile. Bey kelimesini duyunca anlıyorum. Bey, bir hükümdara ya da şefe hitap şekli. Dizideki her adama bir noktada bey diye sesleniliyor. Ben de bey olduğuma karar verdim. Artık öyle imza atmaya başlayacağım. Ben Türk dilinin dizi maratonu beyiyim. İkinci sezona da yarın başlıyorum.